Herkese tekrar merhabalar. İstanbul Sanayi Odası'nın organize ettiği kauçuk sektöründe seminer serimizin ikinci gününde tekrar sizleri biliyorsunuz dün ikilik üzerinde bir seminer organize ettik. Bugünkü konumuz biraz daha geniş bir yelpaze. Konumuz daha global, küresel boyutuyla yeni oluşturulan mevzuatlara uyum ve bunların ülkemize ve kauçuk sektörüne etkisi. Bunları beraber değerlendireceğiz. Üç tane bölümden oluşacak seminerimiz. Ama tabii aslına bakarsanız baştan söyleyeyim, bana göre en önemli kısmı bu üç bölümden sonraki soru-cevap bölümü olacak. Burada dinledikten sonra kafanızda oluşan veyahut da daha önceden kafanızda oluşmuş olan soruları sormayı lütfen unutmayın, notlarınızı alın. Bu taraf daha verimli geçeceğini de düşünüyorum. Özellikle onu önceden belirtmek isterim. Birinci bölümümüzde yeşil mutabakat genel anlamıyla değerlendireceğiz. Gülizar Hanım, Ticaret Bakanlığı'nda Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü dairemiz başkanımız. Kendisi bize burada kırmadı, sağ olsun. Direkt birinci ağızdan bilgilendiriyor olacak ve bu konuda gerçekten benim de kendisiyle konuşmamda çok bilgili bir insan, çok katkı sağlayacaktır. Bu sözlerle birinci bölüm için ben mikrofonu Gülizar Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben genel olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bizim Yeşil Mutabakat Eylem Planımızdan bahsedeceğim. Kauçuk sektörüne etkileriyle ilgili kısımlara da yeri geldikçe değineceğim. Daha sonra Berrak Hanım aslında bu sunumun tamamlayıcısı olarak ormansızlaşma mevzuatının kauçuk sektörüne etkilerini anlatacak. Bu Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatının aslında tüm dünyadaki uluslararası ticaret etkilerini yeri geldikçe değinmeye çalışacağım. Daha sonra da soru cevapla detaylı sorularınıza cevap vereceğim. Hali hazırda zaten bütün dünyanın gündeminde hem genel olarak okuduğunuz haberlerde hem ekonomiyle ilgili haberlerde muhtemelen işte iklim değişikliğiyle mücadele, karbon, emisyon, sürdürülebilirlik gibi pek çok kavramı zaten dinliyorsunuz, duyuyorsunuz. Dolayısıyla pek çok ülkenin de kendilerine karbonsuzlaşma ile ilgili bir takım hedefler koyduğunu, bu açıklamaları yaptığını da dinliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin aslında 2050 yılında karbon nötr kıta olacağını açıklamasının dışında diğer ülkelerin de karbon nötr kıta veya ülke olmakla ilgili açıkladıkları bir takım hedefler var. Avrupa Birliği diyor ki ben 2050'deki karbon nötr kıta olma hedefime ulaşabilmek için 2030'da Fit for 55 başlığıyla bir paket yayınladı. 2030'a kadar bütün şu aşamaları yapmış olmalıyım ki en az %55'lik bir emisyon, karbon emisyonda azaltıma gitmiş olmalıyım dedi. 2040 hedeflerinde hali hazırda çalışıyor. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar yapacağı bütün mevzuat değişikliklerini, ilk etkilerini bugünden başlayarak görmeye başlıyoruz ama esas büyük etkilerini 2030'da yaşıyor olacağız. Kademeli olarak oraya gidiyor gibi görünse de 2024 yılında olduğumuzu düşündüğümüzde aslında 2030'a, dolayısıyla üretim ve tüketimle ilgili genel bütün bildiklerimizi unutup yeni bir yerden bakacağımız, uluslararası ticarete artık başka bir gözle bakacağımız yere 2030'da gelmiş olacağız. O da çok geç bir takvim değil. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı birden fazla alanı düzenliyor. Çünkü emisyonları azaltmak için bütün bu alanları ekranda görmüş olduğunuz çalışması gerektiğine karar verdi ve dedi ki ben ulaşımdan enerjiye kadar, işte üretimden tüketime kadar ve bütün bunları yaparken değişecek ekonomik düzlemde sosyal etkilerini göstereceğimiz, onları da çalışacağımız adil geçişte dahil olmak üzere
tarımı da geride bırakmadan bütün bu alanları çalışacağım. Bunlar ne demek oluyor? Gümrük Birliği ilişkimiz nedeniyle aslında Avrupa Birliği'nin bütün bu alanlarda yapacağı mevzuat düzenlemeleri bizi öyle ya da böyle etkileyecek demek oluyor. Avrupa Birliği'nin Fit for 55 dediğimiz bu paketinde genel olarak emisyonlarla ve enerjinin dönüşümüyle ilgili değişiklikleri görüyoruz aslında. Dolayısıyla aslında emisyon azaltımının temelinde enerji sektörünün baştan sona değişmesi var. Avrupa Birliği'nin son dönemde yine özellikle medyada duyuyor olmalısınız. Sınırda karbon düzenleme mekanizması dediğimiz, İngilizce'de Carbon Border Adjustment Mechanism diye geçen, CBAM diye geçen, bizim SKDM diye kısalttığımız mekanizması Avrupa Birliği'nin hali hazırda birlik içerisinde uygulamış olduğu emisyon ticaret sisteminde bir takım sektörleri karbon vergisine tabi tutuyordu. Dolayısıyla dedi ki ben içeride bu vergiyi alıyorum ve içerideki üreticinin rekabetçiliğini bozuyorum. Bu kurallara uymayan, böyle bir vergi yükümlülüğünde olmayanlar üçüncü ülkelerde hiçbir vergiye tabi olmadan bir zorunluluk olmaksızın üretim yapıyorlar. Yatırımlar oraya kaçıyor. Bunun adına da karbon kaçağı deniliyor. Dolayısıyla bir yatırımların bu tür kuralların olmadığı ülkelere kaçmasını engellemek. İki, AB içerisine girecek olan, ithalatla girecek olan ürünlerin AB içerisinde üretilenlerle eş düzeyde bir vergilendirmeye tabi olmasını sağlamak üzere sınırda karbon düzenleme mekanizmasını getirdi. Bu şu demek değil, AB ETS'si ile SKDM tamamen aynı düzenlemeler değil. Aralarda farklılıklar var. O farklılıkların uluslararası kurallar ve gümrük birliğiyle uyumlu olması yönünde müzakerelerimiz de devam ediyor. Raporlama 1 Ekim 2023 tarihinde başladı. 2026 tarihine kadar mali bir yükümlülük doğmayacak. Dolayısıyla da 2026'ya kadar biz firmalarımızdan zaman zaman çeşitli mailler alıyoruz. Faturalarına karbon vergisi yansıtıldığına dair. Dolayısıyla böyle bir şey olmaması lazım 2026 öncesinde. Buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nde yerleşik yetkili ithalatçılar belirlenecek. Hali hazırda ithalatçılar ithalat yapmaya devam ediyorlar geçiş döneminde. Ama 2026 sonrasında yetkilendirilmeleri gerekiyor. Bu itibarla da oralarda çalıştığınız müşteriler eğer SKDM kapsamına giren bir ürün gönderiyorsanız yetkili ithalatçı olduğundan veya bugünden yetkilendirilmek üzere yeterli o gerekleri karşılayabileceğinden de emin olmanız gerekir. Diğer taraftan diyor ki üçüncü ülkelerde ödenmiş bir eşdeğer karbon vergisi varsa ben AB'ye girişte doğacak yükümlülük için o mali yükümlülükten mahsup ederim sizin ödemiş olduğunuz, kendi ülkenizde ödemiş olduğunuz vergiyi diyor. Hali hazırda demir çelik, alüminyum, elektrik, gübre, çimento ve hidrojen sektörlerini kapsıyor. Ve bu sektörlerde SKDM tüzüğünün ek birinde GİTİP'ler var. Bu GİTİP'leri kapsıyor. Dolayısıyla eğer bu GİTİP'leri AB'ye ihracat yapıyorsanız veya o GİTİP'leri AB'ye ihraç ettiğiniz ek bir GİTİP'lerinin içerisinde girdi olarak kullanıyorsanız bunların emisyonlarının raporlanması gerekiyor. Eğer o listedeki GİTİP'lerde bir işlem yapmıyorsanız sizi ilgilendiren bir durum yok. Dolayısıyla hali hazırda kauçuk sektörü için ya da burada sayılan sektörler dışında kalan sektörler için SKDM'den bahsedemeyiz. Öyle bir yükümlülükten bahsedemeyiz. Ama diğer taraftan diğer ülkeler benzer düzenlemeler getiriyorlar. Özellikle İngiltere kapsamı biraz daha genişletti. Cam ve seramiği de içine alacağını söyledi. Başka ülkelerde de SKDM benzeri bir vergilendirme yönünde çeşitli şeyler açıklanıyor. Dolayısıyla onların kapsamı işte kimyasalları, plastikleri vesaireleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu demek oluyor ki bütün dünyada aslında sınırda karbon vergisiyle ilgili bir takım çalışmalar devam ediyor.
SKDM kapsamı ürünlerin ihracatı halihazırda bizim demir, çelik, alüminyum ağırlıklı olmak üzere biraz gübre ve çimento var. Diğerlerindeki rakamlar halihazırda çok yüksek değil ama hidrojenle ilgili projeler tamamlandığında muhtemelen hidrojen ihracatı rakamları da artacaktır. Bu itibarla bizim en son rakamlar 9.8 milyardı. Bir önceki yıl 13 milyardı. O ihracat rakamlarındaki oynamaları tabii sadece SKDM düzenlemesine bağlayamayız. Mali yükümlülükler henüz yok çünkü. Ama dünyadaki diğer gelişmeler nedeniyle biraz düşüş olmuş gibi görünüyor. Ama bu demek değil ki özellikle yeşil dönüşümün bundan sonra anlatacağımız kısmı da dikkate alındığında aslında Türkiye-AB ilişkilerinde ihracat rakamlarında ciddi bir artış olması gerekir. Mevzuat uyumu yapan bir ülke olarak AB'nin teknik mevzuatına, gümrük birliği nedeniyle uyum sağlayan bir ülke olduğumuz dikkate alındığında aslında uyumluluk düzeyi diğer ülkelerden daha yüksek olacağı için ihracatta ilgili pazara girişte uyumlu olduğumuz sürece çok daha avantajlı konuma geçeceğimizi düşünüyoruz bakanlık olarak. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Dedik ki Avrupa Birliği yeşil mutabakat düzenlemesi getirdi. Yeşil mutabakat eylem planının içerisinde tabii ki emisyonları düşürmeyi hedefledi ve bunun bir emisyonları vergilendirmekte çözüm buldu bir tanesi ama bunun yetmeyeceğini biliyor. Hatta Dünya Bankası'nın yaptığı bir raporda, yayınladığı bir raporda zaten şöyle bir ibare vardı. Emisyonların vergilendirmesiyle ilgili yapılacak, alınacak önlemler dünyada emisyonların azaltılmasıyla ilgili %15'lik bir katkı sağlarken döngüsel ekonomiyle ilgili yapılacak olan alınacak tedbirler %14'lük bir katkı sağlıyor. Üstelik döngüsel ekonomi bağlamında yapılacak alınacak önlemler emisyonla ilgili önlemlerden daha ucuz maliyet olarak. Dolayısıyla döngüsel ekonomi eylem planını yayınlarken Avrupa Birliği bir taraftan da bunu düşünüyordu. Dedi ki ben yeni bir ekonomik düzene geçeceğim. Dolayısıyla satın al, kullan, at düzeneğinden vazgeçiyorum. Yeniden kullan, tamir et, ileri dönüştür, geri dönüştür. En son hiç kullanılmayacak durumdaysa bertarafını da belli koşullarda yap ki insan, çevre ve iklim değişikliği mücadele anlamındaki gereklere hizmet etsin. Dolayısıyla burada ilk üzerinde çalıştığı şey sürdürülebilir ürün inisiyatifi oldu. Ve burada dedi ki göreceğiniz üzere büyük bir kısmı tüketici ürünleri, öncelikli olarak tekstil, seramik, lastik, mobilya, demir çelik, demir harici metaller ve alüminyum çalışacağım. Dolayısıyla bunlar için bir ekotasarım tüzüğü yayınlayacağım. Nedir ekotasarım? Ürünün tasarımı itibariyle içine girecek ham maddeden kullanımına, İleri dönüştürümü, dönüşümü, geri dönüşümü ve en son bertarafına kadar belli kurallar belirleyeceğim. Ve bu kurallara uymayan ürünleri AB pazarına almayacağım. Dolayısıyla bir ürünün SKDM'de olduğu gibi karbon vergisini ödeyip AB pazarından içeriye girmesi bu bağlamda mümkün olmayacak. Bu itibarla da şimdiye kadar teknik mevzuat uyumu yaptığımız düşünüldüğünde pek çok sektörde Türkiye işte tıbbi cihazlar, oyuncaklar, elektrikli, elektronik aletler, makinalar vesaire gibi 20-30 ürün grubunda Avrupa Birliği'nin teknik mevzuatını uyumlaştırıyordu zaten. Dolayısıyla şu ana kadar bu teknik mevzuat altında birlik mevzuatıyla düzenlenmeyen, biz ona düzenlenmemiş, non-harmonize alan diyoruz. Özellikle tekstil gibi, seramikler de yapı malzemelerinin altında biraz vardı. Gıdayla temas eden seramikler için çok az bir hüküm vardı. Ama artık tamamı düzenlenecek. Çünkü içerisinde ciddi zararlı kimyasallar kullanılıyor biliyorsunuz seramiklerinde. Dolayısıyla bu alanları ve tabii ki lastik ve mobilyayı da düzenleyeceğini söyledi. Özellikle bu sektörlerin hepsinde gelecek değişiklikler, girdi olarak kauçuğu kullanan sektörleri düşündüğümüzde oradaki bir değişiklik
kauçuk sektörünü etkileyecek. Çünkü şöyle düşünelim, girdi olarak onlara vereceğiniz ürünün belli bir standartta olmasını müşteriler sizden istiyor olacaklar. Daha sonra Avrupa Birliği aslında batarya ve batarya atıkları tüzüğünü yayınladı. Onun içerisine bir takım gerekler koydu. Yapı malzemeleri revizyonunu hazırladı. Ambalaj ve ambalaj atıkları tüzüğü yine taslak halde. Döngüsel araç tasarımı ve ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili tüzük taslağı var. Gıdayla temas eden geri dönüştürülmüş plastik materyallerle ilgili tüzük var. Bütün bunlar aslında içeriğinde ne getiriyor? Bir eko tasarım kuralları getiriyor dedik. Geri dönüştürülebilir olmanın yanında geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğu da getiriyor. Dolayısıyla diyor ki işte sen ömrünü tamamlamış araçlarda yüzdesi var bunun. İşte %25 geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğu var otomotivde. Bir de o %25'lik bölümün %25'inin de ömrünü tamamlamış araçtan gelme zorunluluğu var. Dolayısıyla şimdi diğer bütün ürün gruplarında da geri dönüştürülmüş içerik zorunlulukları gelmeye başladığında ve belli yüzdeler gelmeye başladığında bu tabii sizin sektörünüzü de etkileyecek. Geri dönüştürülmüş kauçuk ihtiyacı belki birincil malzemenin de üzerine çıkacak şekilde talep olarak gelmeye başlayacak. Mevzuat olmasa bile hali hazırda müşterilerinizden bunları duyuyor olacaksınız. Geri dönüştürülmüş içerik kullanıyor musun? Ne kadar kullanıyorsun? Bunu belgeleyebilir misin? Dolayısıyla karşımıza gerekli laboratuvar testlerinin yapılması ve bunların da belgelemesiyle ilgili ihtiyaçlar da çıkacak. Bunları da dikkate almak gerekecek. Dedik ki atık yönetimi çok ciddi kurallardan birisi haline gelecek. O yüzden de hemen hemen bütün şirketlerin AB'ye ihracat yapıyor olsun olmasın, biraz sonra anlatacağımız kuralların içerisinde tedarik zinciri boyunca belli yükümlülükleri aslında uyduğunu gösteriyor olması rekabetçilik açısından ve müşteri tercihleri açısından ve onların da AB'deki yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından sizin önünüze belirli zorunluluklar olarak gelecek. Dedik ki eko tasarım kuralları ile ilgili temel şeyler var. Bir işte çevreyi kirletmeyelim, enerji kullanımına dikkat edelim, su kullanımına dikkat edelim. İşte atık olarak çevreye verdiğimiz atık su olabilir, kimyasal olabilir veya emisyon olarak havaya verdiğimiz kirleticilere dikkat edelim. Bunlarda hangi kurallara uyulacak, ne gibi parametreler, teknik gerekler gelecek onlara bir dikkat edelim. Ama diğer taraftan da ürün kolayca geri dönüştürülebilir olsun. Ne yapıyorduk biz ürünleri? İşte belli performans kriterleri vardı ama işte bir araç daha hızlı gitmesi için belki yapılıyordu, daha güvenli olması için yapılıyordu. Ama şimdi çevreye etkisi nedeniyle tasarımında değişiklik olmaya başlayacak. Tabii ki bir makinanın, bir otomotivin ya da başka şeylerin her halükarda kullandığı girdinin, parçanın da bu özellikleri taşıyor olması gerekecek. Burada özellikle asgari geri dönüştürülmüş kauçuk kullanımı, geri dönüşümü kolaylaştırıcı tasarım ve tabii ki mikroplastik salınımı engelleyici bilgiler burada görüyoruz. Özellikle kauçuk veya plastik söz konusu olduğunda mikro parçaların salınımı söz konusu olacağı için kullanıldığı yere göre. Dolayısıyla bununla ilgili de o salınımın nasıl azaltılabileceği ile ilgili önlemlerin alınması daha tasarım aşamasındayken gerekecek. Teknik ve bilimsel olarak bu mümkün müdür? Ekonomik olarak feasible mıdır? Bunlar ayrı tartışma konuları ama eko tasarım kurallarını yapan komitelerde bunlar tartışılıyor olacak. Biz mümkün olduğu kadar buralarda ülke görüşü oluşturup müdahalelerimizi zamanında yapmaya çalışıyoruz. TOB, TİM, işte çeşitli YASET, TÜSİAD, MÜSİAD gibi üretici kuruluşlarıyla birlikte özellikle buralara kamu danışma süreçlerinde
ülkemiz üreticilerinin görüşlerini yansıtılmasını istiyoruz. Yazıları dağıtıyoruz. Siz de bağlı olduğunuz birliklerden, odalardan vesaireden gelen e-postaları lütfen dikkatli okuyun ve buralarda bir mevzuatla ilgili görüş bildirmeniz isteniyorsa ve Türkiye şartlarına özgü bir takım hususlar varsa Avrupa Birliği'nin yapacağı mevzuatta dikkate alınması için o hususları girmeye dikkat edin. Çünkü mevzuat çıktıktan sonra bunları düzeltmek mümkün olmuyor. Ama biz Ticaret Bakanlığı olarak hem otomotiv, hem kimya, hem plastik, hem makina, hem oyuncak, hem tıbbi cihaz, hem ilaç, bütün bunların bütün teknik spesifik unsurlarına hakim olamayız. Böyle bir şey, böyle bir uzmanlık dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden üreticisiz olduğunuz için bunlara dikkat etmeniz gerekir, onları okumanız gerekir ve Türkiye şartlarıyla uyuşmayacak, ham maddeye erişimi zorlaştıran, teknik olarak uygulaması zor olabilecek hususları mutlaka bizlere bildirin ki biz bunların müzakerelerini vakitlice yapabilelim. Dedik ki Avrupa Birliği aslında döngüsel ekonominin içerisine bir ekotasarım kuralları getiriyor. İkincisi atık yönetimiyle ilgili kurallar getiriyor. Avrupa Birliği şu an geri dönüştürülmüş içerik kullanım zorunlulukları getiriyor dedik bütün ürünlere yavaş yavaş. Diğer taraftan da ne yapıyor? Geri dönüştürülmüş içerik dediğimiz şey aslında atığınıza sahip çıkmanızı gerektiren bir unsur. O yüzden de atığın AB dışına çıkışını zorlaştırmak için bir tane atık sevkiyatı tüzük taslağı hazırladı ve dedi ki OECD ülkesi olan ve olmayan diye ayırarak OECD ülkesi olmayanlara zaten işte belli şeyleri göndermeyeceğim ama OECD ülkesi olanlara da atık gönderirken atığını doğru yönettiğinden emin değilsem atık sevkiyatını durdurabilirim gibi şu an çok detaylarına girmeyeceğim bir unsur düzenledi. Dolayısıyla eğer geri dönüştürülmüş kauçuk istiyorsa müşteriniz sizden o atık kauçuğa nasıl erişebileceğimiz bir ham madde tedarik sorunu haline geliyor. Bu itibarla kendi içerisinde atığı toplayıp düzgün bir şekilde işleyip ham maddeye dönüştürememiş ülke ithalat yapacağı zaman diyor ki sen içeridekini toplamıyorsun, sadece ithalatla günü kurtarmaya çalışıyorsun. Bu benim için kabul edilebilir değil. Dolayısıyla ben sana bu ham maddeyi göndermeyeceğim. Bu itibarla da sektör olarak aslında başka sektörlere girdi verdiğiniz için sizin malzemeniz sizden otomatik olarak çıkıyor ve diğer geri dönüşüme gelen makinaysa, otomotivse her neyse onun içinde kalıyor. Ama sizin ona erişiminiz yok. Dolayısıyla yapacağınız lobicilik faaliyetlerinde atık yönetimiyle ilgili ülkede oluşturulacak bütün faaliyetlerde atık sektörü bizi ilgilendirmiyor yerine. Tam tersi ben bu atık kauçuğa ileride erişemeyeceğim. İkincil ham madde birincilden daha pahalı hale gelecek. İthalat da yapamayacağım ülkede eğer bunu doğru dürüst toplayıp işleyemezsek. O yüzden benim burada doğru düzgün o atığa sahip çıkacak, o atığı tekrar bana döndürecek bir mekanizmayı çalışmam gerekiyor mu? Bugünden çalışmanız gerekiyor. Yoksa geçmiş olsun. Kimin eline geçtiyse artık üretimi o yapacak. Sizler de geri dönüştürülmüş içerik arıyor olacaksınız bütün dünyadan. Ki o da gelirse, yani bulunabilirse. Dolayısıyla sektörü çalışırken aslında kauçukta ne olmuş, lastikte ne olmuş, işte kimyasalda ne olmuşun dışında aslında ilgili ürün mevzuatında ne olmuş? Yani otomotiv mevzuatında dünyada neler oluyor, makinayla ilgili neler oluyor, atıkla ilgili ne oluyor? Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili yapılan, getirilen gereklilikler beni nerede etkiliyor şeklinde bakarak gitmenizde yarar var. Avrupa Birliği döngüsel ekonomi eylem planını yayınladı dedik. Ama onun dışında yeni yeşil sanayi planı yayınladı ve bunun altında da dedi ki ben net sıfır sanayi yasası düzenleyeceğim. Kritik ham madde tüzüğü getiriyorum. Yine ham maddeye erişimle ilgili iki büyük
aslında mevzuat. Daha sonra da enerjiyle ilgili bir takım düzenlemeler getireceğim. Net sıfır sanayi yasası taslağında göreceğiniz üzere çoğu yenilenebilir enerji teknolojileri olmak üzere emisyonla ilgili de teknolojileri içerecek şekilde güneş panelleri, rüzgar türbinleri, özellikle batarya depolama enerjiyle ilgili yenilenebilir enerjinin depolama teknolojileri, ısı pompaları, yakıt hücreleri veya biyoyakıtlar, biyometan vesaireler ki kauçuğun çoğu zaman özellikle lastik olarak ülkemizde maalesef ki geri dönüştürülmek yerine yakıta gittiğini de biliyoruz. Dolayısıyla oralara gitmesi mi tercih edilir olacak, yoksa ekonomik olarak değeri orada yakıt olarak kullanmaktan daha önemli bir hale geleceği için yakıta gitmeden sizlerin bir şekilde onlara erişmeniz mi daha önemli olacak? Bugünden onları sektör olarak çalışmanız gerekecek. Diğer taraftan Avrupa Birliği kamu alımlarında da çok ciddi düzenlemeler getirdi. Yeşil kamu alımları ile ilgili bir takım düzenlemeler. Onların içerisinde yeni yayınladığı bir özellikle şey vardı. Eğer yurt dışında ihalelere giriyorsanız, doğrudan sizin şirketiniz olmayabilir ama bağlı olduğunuz holding vesaire gibi, orada yabancı sübvansiyonlar aracı diye bir mevzuat var. Kendi ülkesinde sübvanse edilen herhangi bir firmanın ABD ihaleye girip onu kazanmasıyla ilgili çok ciddi kısıtlamalar getirdi. Özellikle inşaat ve makina sektörlerini çok daha yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla sübvansiyon almış sektörlerde bu sıkıntılar daha da artacak gibi görünüyor. Kritik ham madde yasasının içerisinde çeşitli kritik ham maddeleri burada görüyorsunuz. Bunun içerisinde kauçuk yok gördüğünüz üzere. Diğer ürün grupları var. Avrupa Birliği'nin aslında dışa bağlı olduğu bir takım maden, metal, mineraller. Dolayısıyla bunlarla ilgili özel çalışmalar yapıyorlar, ikili anlaşmalar yapıyorlar. Uluslararası düzlemde de o kritik ham maddelere erişimlerini ve onların güvenliğini sağlayacak çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Temiz enerji dönüşümünden bahsettik. Özellikle enerji sektöründe yenilenebilirle ilgili. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin bir ETS uyguladığından, emisyon ticaret sistemi uyguladığından bahsetmiştik. Emisyon ticaret sisteminin içerisinde özellikle havacılık sektörü emisyonları zaten dahildi. Denizcilik emisyonlarını dahil etmiş oldu. Dolayısıyla AB limanlarına gidene kadar gemilerin çıkış noktasından varış noktasına kadar ki emisyonların %50'si vergilendirilecek. Bu da lojistik maliyetlerinde artış demek olacak. ETS 2 ile de karayolu emisyonlarını vergilendirecek. Dolayısıyla ihracatımızın büyük bir kısmının karayolu lojistiğiyle sağlandığını düşündüğümüzde orada da lojistik maliyetlerinde ciddi bir artış olmasını beklemek lazım. Ama diğer taraftan dedik ki Türkiye'nin coğrafi yakınlığı, işte just in time teslimi, teknik mevzuat gereklerine uygun ürün üretebiliyor olması bir arada düşünüldüğünde aslında bu lojistik emisyonlarından kaynaklanan pek çok şeyi de diğer AB'ye ihracat yapan daha uzak ülkelere göre bize rekabetçilik avantajı kazandırması gerekir, beklenir. Aslında emisyonla ilgili ve döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmaları düzgün yürüttüğümüzde. Bundan uzun uzun bahsetmeyeceğim ama şu sizi ilgilendiriyor belli bir yere kadar. Dedik ki Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkeler çeşitli düzenlemeler yapıyorlar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında. Aslında bunlardan bir tanesi de kurumsal sürdürülebilirlik için özen yükümlülüğü direktif taslağı. Avrupa Birliği'nde belli büyüklükteki firmalara özen yükümlülüğü getirildi. O da diyor ki sen işte çevresel etki veya insan hakları ile ilgili faaliyetlerinin etkilerini tespit etmek, potansiyel olumsuz etkileri önleyip azaltmak, mevcut olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve bunları raporlama ve şikayet mekanizması oluşturma yükümlülüğündesin. Büyük firmalara bunu söylüyor. İşte hepimizin bildiği uluslararası firmalar ve AB'deki büyük firmalar. Ama bunlara diyor ki sen bütün bu yükümlülükten tedarik zincirin boyunca sorumlusun.
Bu ne demek oluyor? Biz o firmaya bir şey satıyoruz. Onun fasoncusuyuz. Öyle düşünelim. Uzun süreli anlaşmalarımız var. Dolayısıyla o da gelip bana soracak. Diyecek ki sen çevreye zarar vermemek için işte atık yönetimini nasıl yapıyorsun? Çalışan hakları ile ilgili ne yapıyorsun? Veya işte su kullanımın, enerji kullanımın bunları düşürmek için ne yapıyorsun? Ne gibi önlemler alıyorsun? Bunları bana bir raporla diyecek. Dolayısıyla sizi hiç ilgilendirmediğini düşündüğünüz aslında Avrupa Birliği'nin içerisindeki firmaya getirilmiş olan yükümlülük. Çünkü neden? Orada çeşitli cezalara maruz kalacağı için bu yükümlülüklerini tespit edebileceği, bunları takip edebilecek ve kendi başını belaya sokmayacak firmalarla çalışmak isteyecektir. Eğer geriye doğru bir denetim olursa, dolayısıyla da müşterilerinden bu tür şeyler isteyecek. Şimdi biz de makina ve tekstil sektörü bu tür denetimleri müşterilerinden, üçüncü veya ikinci taraf denetimlerinden çok geçtiği için çok alışkınlar. Yani ayda 2-3 denetim geçiriyorlar her bir fason ürettikleri firmadan diyebiliriz. O yüzden onların aslında alışkın olduğu bir yapı. Ama diğer sektörlere, çünkü burada bir sektör ayrımı yok. Dolayısıyla da müşterilerinizden bu direktif kapsamına girmeyen müşteriniz bile ne olur ne olmaz diye riske girmemek için belki. Çünkü öyle şeyler de oluyor. Bir mevzuat çıkıyor. O mevzuatın kapsamına aslında sizin müşteriniz giriyor olmuyor. Ama bir panikle diyorlar ki hayır bana işte karbon ayak izini ver. Bilmem ne belgesi getir. Bilmem ne raporu getir. Dolayısıyla aslında hiçbir zorunluluk onlara uygulanmıyor. Ama kendisini bir bulunduğu ülkede rekabetçi, yeşil ve çevreci olarak tanıtmak istediği için olabilir. Belirli çevresel ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir firma olarak kendisini beyan etmek için olabilir. Dolayısıyla bunları yerine getirmek için sizlerden bir takım şeyler isteyecektir. Peki biz ne yapıyoruz? Bütün bu gelişmeler oluyor. Ülke olarak biz aslında işin neresindeyiz? Dedik ki ülkeler kendilerinin net sıfır hedeflerini açıklıyorlar. Bunlar için bir tarih koyuyorlar. Dolayısıyla biz de Paris Anlaşması'nı onayladıktan sonra 2053'te net sıfır emisyon hedefimizi beyan ettik. Birleşmiş Milletler'e bu katkı beyanı sunuldu. Denildi ki biz işte belli bir süre daha endüstrileşmesi, sanayileşmesi pik yapacak bir ülkeyiz. Dolayısıyla emisyonlarımız artacak, artmaya devam edecek bir süre. Daha sonra o artıştan %41'lik bir azaltım yapacağız. Böyle öngörüyoruz dedik ve beyanımızı bu şekilde verdik. Bu şekilde gider mi onu bilmiyoruz. Özellikle son dönemde Birleşmiş Milletler'de, OECD'de ve DTÖ'de yapılan tartışmaların uluslararası ticareti etkileyecek çok ciddi iklim başlıklı tartışmalar yürüyor. Dolayısıyla oralarda alınacak kararlar, oralarda yapılacak gelişmeler belki bizim bu hedefimizi daha erken revize etmemizi gerektirecek. Neden? Biz hedef olarak 2000 değil de 3000 yılını da koyabilirdik. Yani kimse bizi aslında sıkıştırmıyor. Biz niye belli hedefleri koyuyoruz? Çünkü dünyada iklim finansmanı diye bir mefhum var artık. Uluslararası fonlar iklim finansmanına doğru akmaya başladılar. Dolayısıyla iklimle bağlantılı bir dönüşüm hedefi koymuyorsanız ortaya, ülke olarak veya firma olarak koyabilirsiniz ama ülkeniz oraya gelmemekte direniyorsa sizin o fonları bulmanız zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey Ticaret Bakanlığı olarak Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda oluşturulan iklim hedeflerimizin uluslararası ticaretin, uluslararası finansmanın gerektirdiği rekabetçilik koşullarıyla dengelemeye çalışıyoruz. Bu itibarla da herhangi bir şekilde iklimle ilgili Türkiye'de yapılacak çalışmayı öteleme ile ilgili sektör talepleri geldiğinde aslında o ötelemenin finansmana erişimi zorlaştıracağını lütfen dikkate alarak o öteleme taleplerinde bulunun. Bu her türlü mevzuata uyum için böyle maalesef.
Dolayısıyla biz bu uyarıları yapmak zorundayız. Bu finansman şu an sıfır kredili, yani sıfır faizli krediler şeklinde gidiyor. Çok az olmak üzere bir takım hibeler var ama önümüzdeki dönemde bunların hepsi krediye dönecek. Ama o krediler faiz oranları itibariyle her halükarda iklimle bağlantılı olmayan finansmandan çok daha uygun olacak. En son Türk bankalarının verdiği faizler %50 ve 70 arasındaydı sanayiciye. İklimle bağlantılı uluslararası fonlardan aldırdıklarını ya 0 ya da %4-5 faizle kullandırdıklarını söylediler. Şöyle, bir kısmını döviz bazında kullandırıyorlar, bir kısmını TL'ye çevirip kullandırıyorlar. O da hazinenin yaptığı anlaşmaya göre değişiyor. Her bir bankanın da şeyi farklı. Yani Türk bankaları genelde daha TL bazlı, yani kamu bankaları gidiyor. Ama orada da eğer uluslararası finansman döviz şeyi koyduysa kendisine, onu götürmek zorunda. Çünkü bankalara gittiğimizde de aslında zaten işte para bulamıyoruz, para yok vesaire dediğiniz şey aslında uluslararası finans. Çünkü bankalar bir kamudan topladıkları parayı, değil mi? İnsanlardan mevduat topluyorlar. Türkiye'deki tasarrufu düşünmeniz gerekir. Hani tasarruf oranı ne kadar tasarruf ediliyordur ki banka bunu dağıtsın sanayiciye. Diğer taraftan uluslararası finansman büyük bir kısmını oluşturuyor. Şimdi uluslararası finansmanı o bankanın alabilmesi için bankanın da belli kriterler doğrultusunda onu dağıtması gerekiyor. Çünkü onun önüne bir sözleşme konuluyor, deniliyor ki bunlara göre dağıtırsan ben sana bu parayı veririm. Dolayısıyla bankacılık sektörünün, finansman sektörünün de bu tarafa doğru gittiğini göz önüne alarak Türkiye'nin yapacağı mevzuat değişikliklerinde nerede duracağınıza iyi karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bazen bir sektör ve mevzuatın yapılmasına aşırı karşı çıkıyor, o öteleniyor, biz onu çok yaşıyoruz. Şimdi dedik ki net sıfır emisyon, evet gideceğiz ülke olarak. Biz Yeşil Mutabakat Eylem Planımızı yayınladık ve bu pek çok alanda mevzuat değişikliği demek. Peki biz mevzuatımızı neye göre değiştiriyoruz? Gümrük Birliği nedeniyle sıfır vergili girebildiğimiz Avrupa Birliği'nin teknik mevzuatına uyum şeklinde değiştiriyoruz. Çünkü bizim zaten uluslararası bir anlaşmamız var AB ile. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği'ne diyoruz ki ben ilgili mevzuatı uyumlaştırdığımda senin pazarına sıfır vergili olarak bugüne kadar girdiğim koşullarla girerim. Bugüne kadar uyguladığımız bu sistemi bundan sonra Yeşil Mutabakat'ın getirdiği ürün teknik mevzuatında da uygulamaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Vakitlice mevzuat uyumlarını tamamlayarak. Bu bize ne kazandırır? Bir, ürünün teknik mevzuatının AB mevzuatıyla aynı olması, diğer taraftan çeşitli belgeleme, doğrulama, akreditasyon faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi yine Türkiye içerisinde ülkemiz kuruluşları tarafından yapılabilmesi. Aksi halde bir o ülkeye girmek için ürünün güvenliği o standarda uygun olduğunu ispat etmeniz gerekecek. İki, bütün o uygunluk değerlendirme, laboratuvar, test vesaire işlemlerini dışarıda yaptırmanız ve bilmem ne kadar euroları da oralara ödemek gerekecek. Bu rekabetçilik açısından düşündüğümüzde pek çok ürünün birim fiyatını, ton fiyatını dikkate aldığımızda aslında hiç mantıklı değil. Pazara girişimizi neredeyse imkansız hale getirecek bir durum. Ve diğer ülkelerin böyle bir şansı yok. Yani gümrük birliği olmadığı için herhangi bir ülke bizim gibi kendi onaylanmış kuruluşunu vesaireyi kullanamıyor. Dolayısıyla biz bugüne kadarki elde ettiğimiz gümrük birliği avantajlarının bundan sonra mevzuat uyumunu öteleyerek kaybedilmesini istemiyoruz. Ve bütün çalışmalarımızı da hem kamuyla hem özel sektörle bu uyarıları yaparak götürüyoruz. Bizim Yeşil Mutabakat Eylem Planımız hali hazırda 81 eylem içeriyor. Ama Avrupa Birliği'nde ve dedik ki dünyada da bir takım değişiklikler oluyor. Sadece Avrupa Birliği değil. Dolayısıyla onları da dikkate alarak şu an güncelleme çalışmalarına başladık. Kamunun görüşleri alındı.
sektör sektörde, özel sektörle ayrıca toplantılar yapılacak. Dolayısıyla onların görüşleri de alınacak. Bir yeşil mutabakat çalışma grubumuz var. Bakan yardımcıları düzeyinde toplanıyor ve yeşil mutabakatla ilgili Türkiye'de ne yapıyoruz, önümüzdeki dönem ne yapmamız gerekiyor üst düzeyde konuşuluyor. Bu yeşil mutabakat çalışma grubunun özel sektörden oluşan bir de istişare kurulu var. Biraz önce saydığım üst çatı özel sektör kuruluşlarının hepsi orada temsil ediliyor. Çeşitli STK'lar var, üniversiteler var. Dolayısıyla geniş katılımlı olarak online yaptığımız toplantılarda herkes dahil ediyoruz. Ama tabii Zoom'un da izin verdiği en son yaptığımız iki SKDM semineri 1000 kişiye izin verdiği için 5000 başvuru oldu ama ancak 1000 kişi alabiliyoruz seminerlere de. Bunlar bizim alt ihtisas çalışma gruplarımız. İhtisas çalışma gruplarının içerisinde sürdürülebilir ürünlere ilişkin teknik mevzuat uyumu ihtisas çalışma grubunu göreceksiniz 20 numarada. Burada eko tasarım, atık, batarya vesaire gibi mevzuatın çalışıldığını göreceksiniz. Dolayısıyla kauçukla ilgili düzenlemeler her halükarda burada olacak olmakla birlikte güncelleyeceğimizi söylemiştim. Bir ihtisas çalışma grubu belki biraz sonra Berrak Hanım'ın bahsedeceği ormansızlaşmayla ilgili kurulabilir. Dolayısıyla sektör orada esas olarak mevzuat uyumu ile ilgili gerekleri çalışabilir. Bu bizim web sayfamız. Yeşil mutabakatta neler oluyor günü gününe güncelliyoruz. Dolayısıyla bütün bilgiye duyurulardan ve ilgili notlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sınırda karbon düzenleme mekanizması ile ilgili olarak bakanlığımızın YouTube sayfasında yaklaşık bir 7 saatlik farklı farklı eğitimler ve toplantıların kayıtlarını göreceksiniz. Bu da bedava. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıda alacağınız danışmanlık ki çoğuna katıldım ben. Buradaki bilgiler yok. Hiç para ödemenize gerek yok. Önce bunları lütfen dinleyin, izleyin ve okuyun ki doğru danışmanlığı alabilirsiniz. Çünkü buradaki temel bilgilere sahip olduğunuzda size danışmanlık hizmeti verecek olana doğru soruları sorabilirsiniz. Sizi belli şeylerle özellikle bunu hemen yapman lazım, şu belgeyi alman lazım, işte şu olmazsa böyle olur diyenlere aslında neyin nasıl olacağı konusunda bir fikriniz olur. Bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Belki yeri gelmişken şunu söylemekte yarar var. SKDM kapsamında sertifikaları AB'deki yerleşik ithalatçı veya gümrük temsilcisi AB'deki yetkili kuruluştan alıyor. Yani Türkiye'de hiçbir kuruluş size SKDM sertifikası veremez. Hukuken mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi, SKDM sertifikalarını vergiyi ödeyeceği zaman oranın vergi yükümlüsü ilgili yetkili otoritesine, yani Avrupa Birliği'nde işte Belçika'daki Çevre Bakanlığı ise yetkili, ona teslim edecek oradaki ithalatçı. Bizimle bir alakası yok. Bizimle alakası nerede? O sertifikanın bir ekonomik değeri var. O da belli bir emisyon yükü nedeniyle satın alındı. O emisyon yükünün sizin ürününüzden kaynaklandığı kısmıyla faturanıza yansıtılacak bir bölümü olacak. Birincisi, doğru yansıtıldığından emin olmak için bunu bilmeniz gerekir. Kauçuk sektörünü dediğim gibi halihazırda SKDM tüzüğü kapsamıyor. Dolayısıyla sizin burada herhangi bir şekilde size yansıtılmış faturada bir vergi zaten 2026'ya kadar olmaması lazım ama velev ki ondan sonra eğer genişlemezse buna dikkat etmeniz gerekir. Sektör kapsamda mı? Birinci soru bu. İkincisi şu, müşterim benden karbon ayak izi sertifikası belgesi bir şeyi istiyor. O zaman müşterinize şunu soracaksınız. Hangi mevzuat kapsamında istiyorsun? Senin içerideki kamu otoriten mi bunu zorunlu tutuyor? Yani yerel bir mevzuatın mı var? Yoksa sen kendi beyanında bulunmak için tamamen gönüllü bir sertifika mı istiyorsun? O zaman hangisini istiyorsun? Çünkü orada da belli standartlar var. Zaten Rever Akademi'den temsilci burada bu işleri yapıyorlar. Yıllardır da TSE'de çalışmıştı. Dolayısıyla ISO'nun da
kendi standartları arasında emisyon değerleri açısından da ayrım var. Dolayısıyla sizden herhangi bir sertifika isteniyor, karbon ayak izini göster deniliyor. O yüzden şu aşamada sizin yapacağınız şey mümkün olduğu kadar dar kapsamlı emisyonu en az gösterecek sertifikayı almak ve vermek. Bütün life cycle assessment yaptırmamak. Çünkü onu kendi iç çalışmanız için yaptırın ama karşı tarafa şu aşamada vermenize gerek olmayan bir şeyi de fazladan vermeniz sizin için rekabetçilik açısından doğru olmaz. O nedenle bu eğitimleri az çok dinleyin ki sizden istenenle dışarıda hizmet sunucuların size ihtiyaç olduğunu söyledikleriyle sizin gerçekten ne yapmanız gerektiği arasında böyle kafanızda az buçuk bir şeyler otursun. Yanlış hizmete fazla paralar ödeyerek bir de zararlı çıkmayın. Dolayısıyla biz bu uyarıları bütün toplantılarda yapıyoruz. Bunlarla ilgili ilave sorunuz olursa bizim e-posta adresimiz burada. Her şekilde bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Gülizar Hanım, ben bu çok bilgilendirici eğitimi için, konuşması için çok teşekkür ediyorum. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi, doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.